Umur abi, yüreklerimize yazılan çok güzel bir şarkı. Seviyorum seni. Cümlelerini tutuyoruz. Seviyorum seni, evet. Şiiri Nazım Hikmet ve İlhan Berk. Sesi benim 95'te Nereye Güzel İnsanlar Var diye. Son albümde de yeni düzenlemeler. Bu yüreklere yazılanlarda bütün şarkılar yeniden çalındı, yeniden yorumlandı. Eski kayıt değil yani. Eski kayıt değil. Tamam, onu da belirtmiş Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyine, çayırları büyürken görürüm gülüm her sabah her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül dikiyorum, ellerimin değdiği yere atlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları gülüm her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp usluğa su içer gibi. Sağlık sevgili Onur abi, bu artık hepimizin yüreğinde yazılı kalan şarkılardan bir tanesi. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Onur abi, önümüzdeki dönem projelerinden de kısaca bir bahsedelim. Ya ben, müzik yaşamım benim 3 şey üzerine kurulu: bir beste, yani en önemli ayağıdır besteciliğim. Çünkü kendi ürettiklerini seslendiren butik sanatçılar, kendi pişirip kendi yiyen, böyle... Gerçek sanatçılık bu zaten. Çünkü yorumcu pek çok insan olabilir. Sesi güzel, gerçekten iyi de yorumlayabilen pek çok kişi yapabilir bunu. Sanatçı ürün veren insandır. Kesinlikle ürün veren insandır. Sanatçı, çağına tanık eden ve dönemine dair belge bırakan, ürün veren insandır diye bir tanımı var. Başka bir tanımı da var benim sevdiğim: sanatçıya uğraş verdiği sanat alanında zeka oynaklığını kullanan insandır. Yani sanatçının aynı zamanda o duygusal zekalarımızın zeki de olması gerekiyor ki hayata karşı tahlillerinin, duruşunun, bakışının, durduğu noktanın sağlam ve sağlıklı olması lazım. Durduğu hayatındaki her türlü değişimi, gelişimi, durduğu noktayı, duruşunu anlatabilir. Çünkü bir birikime, bir zekaya, bir kültüre, bir hayata bakışa sahip olması lazım. Yani çok bomboş, tıntın bir adamdan da çok doğru bir sanatçı çıkmaması da çıkmaz.
bana o sanatçının kendini geliştirmesi lazım. Kalıcı olmaz. Peki Eylül'ün müziğe bakış açısı ne durumda? İlgileniyor mu müzikle? Eylül yani armut dibine düşüyor. Gitar çalıyor. Piyano öyle başladı. Kaç yaşında şu anda? 13 yaşına girdi. 13 yaşında ama boyu benim kadar. Bunda hormonlu yeni gidecek. Çok boylu postlu bir kızım var. Eylül çok müthiş toplumsal sorunlara duyarlı bir kız. Çok politik bir kız. Vallahi nasıl takip ediyor siyaseti, politikayı, haberleri, gazeteyi? Yani benden daha iyi biliyor. Bütün partilerin genel başkanlarını, politikalarını satışa siyaset yapıyor Eylül. Yani politik bir sanatçı olma ihtimali çok yüksek ileride. Eğer sanatla uğraşırsa, müzik yaparsa. Evet ama çok insan güzeli bir çocuk gerçekten. Çok duygusal, çok paylaşımcı, çok sevgi dolu. Müthiş. Böyle. Çok seviyorum kızımı.